Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve SALATÜ ve selamu ala RASULUNA Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain 12. Mektup Bismihi Subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleykum ve ala rufakaikum Aziz kardeşlerim o gece benden sual ettiniz. Ben cevabını vermedim Çünkü mesaili imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir bu önemli bir kural soru ve cevap konusunda Müslümanların iç aleminde ruh dünyasında Allah'ın rızasını ve Allah'ın muradını tahsil etmek elde etmek olmalı yani Cenab-ı Hakk'ın muradına ve rızasına uygun olan neyse onu anlamak hedef olmalı. Yoksa benim dediğim doğru çıksın, benim dediğim gerçekleşsin, benim sözümün doğru ve güzel olduğu anlaşılsın şeklinde bir düşünce ve iddia Üstad bu ifadesine göre Allah muhafaza caiz olmaz. Çünkü o zaman doğruyu bulmak değil, benim görüşümün doğru olduğunu ispat etmek gibi bir düşünce akla gelir. Onun için münakaşa tarzında değil, münazara tarzında. Yani fikir alışverişi. telahuk efkar demişler. Yani fikirlerin karşılıklı alışverişte bulunması. Dolayısıyla o gün diyor üstadımız siz o konuyu e, sorduğunuzda ben cevabını vermedim. Çünkü sizin o konuşma ortamınız ve tavrınız münakaşa tarzındaydı öyle bir ortamda verilecek cevap muhataplar tarafından çok dikkate alınmaz. Onun için cevap vermedim diyor. Üstadımız bunun güzel bir usulünü veyahut da ölçüsünü veriyor bize. Mesela bir işin Allah rızası için olup olmadığının ya da bir Müslümanın karşıdaki fikir sahibine insaflı bakıp bakmadığın ölçüsü nedir? İki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Bir tanesinin görüşü değil de karşıdakinin görüşünün doğru olduğu anlaşılmışsa, bundan memnun oluyorsa eğer bir insan, bunun insaflı olduğu anlamına gelirmiş. Ölçü bu. Yani kendi fikrinin doğru çıktığına çıksa sevinmeyecek. Ama karşıdakinin fikrinin doğru çıktığına baksa ki öyle doğrudur, o zaman ona sevinecek. Yani ölçüsü bu. Hiçbir nefsi yahut da enaniyeti ilgilendiren bir durum söz konusu değil tamamen doğruyu ve hakikati anlamak olmalı. Onun için mesaili imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Bu ölçüye dikkat etmek lazım. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap vereceğim. Cevap yazıyorum tafsilini Eczacı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursunuz. Yalnız kader ve cüz-i ihtiyariye ait 26. söz hatırıma gelmemişti. Size söylememiştim. Ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Risale-i Nurları veya herhangi bir tefsiri okurken gazete tarzında değil Şöyle bir bakı verdim, şöyle bir okudum geçtim tarzında değil. Bir defa kabul ederek ve anlayarak okumak gerekiyor. Çünkü müfessirlerin tefsirlerdeki açıklamaları muradı ilahi anlama yönündedir. Üstad hazretleri bununla ilgili bize üç tane kritik ölçü verir. Birincisi akaidi imaniyeye aykırı olmayacak. Yani dinimizin inanç esaslarına uygun olacak müfessirin anladığı. İkincisi, esasat-ı İslamiye'ye, İslam'ın temel esaslarına ve kurallarına da aykırı düşmeyecek. Üçüncüsü, kavaid-i lugat arabiyeye, yani Arapçanın kural ve kaydelerinde aykırı olmayacak. Bu şekilde eğer bir müfessir açıklama yapmışsa, yani bu üç kurala uygun olarak, Bunlar Allah'ın muradındandır denilebilir. Öyleyse müfessirlerin, müştehitlerin, mücedditlerin maksat ve gayesi Allah'ın o ayetten muradını anlamak. Şu halde müfessirleri okuduğumuz zaman, tefsir okuduğumuz, ehli sünnet çizgisinde olan tefsir okuduğumuzda inşallah bu üç kurala uygunsa o Allah'ın muradı da denilebilir. Onun için diyor risale okurken gazete gibi okumayın, anlayarak ve kabul ederek okursanız inşallah insan bulunduğu zamanın mühim bir alimi olabilirmiş. Peki Eczacı Efendi'nin o sözleri mütala etmesini havale ettiğimin sırrı nedir? Sırrı şudur ki yani sorulan soruya cevap vermeden önce yani aklımıza hangi sual gelirse gelsin öncelikle bizim dikkatimizi çeken bir incelik olmalı. Nedir o? O çeşit meselelerdeki şüpheler erkan-ı imanenin zaafından ileri geliyor. Ha demek ki bir kısım aklımıza gelen suallerin temelinde iman konularındaki zayıflığımızdan kaynaklanıyormuş. O halde imanı kuvvetlendirmek gerekiyor ki o tür suallere hem rahat cevap bulabilelim hem de şeytanın ve nefsimizin tuzaklarına düşmekten kurtulalım. O sözler ise erkan imaniyi tamamıyla ispat edecektir. Bunun güzel bir örneği şöyle, Erzurum'da biz yaşadık. Bir dostumuz, kardeşimizin sırtında ağrı varmış. Israrla hangi bölüme gittiyse bulamıyorlar sıkıntı. En son birisi demiş, bir dahiliyece git, cerrahlara baksın, cerrahlar baksın sonra da senin safra keseni bir incelesinler demiş. Safra keses biliyorsun midenin o taraflarında bir yerde. Karında yani. Adamın sırtında ağrı. Hangi bölüme gittiyse bulamamışlar. Hakikaten safra kesesindenmiş rahatsızlık. Şimdi rahatsızlığın nereden geldiğini bulamazsanız o rahatsızlığın yerine ne yaparsanız yapın tedavi olmayacaktır ve rahatsızlık gitmeyecektir. Eğer bir adamın Allah'ın Alim isminde bir problemi varsa siz kaderi ne kadar anlatırsanız anlatın, o adam kaderi anlayamayacaktır. Öyleyse kaderle ilgili problemlerinde çözüm bulmak istiyorsa Allahu Teala'ya imanında çok ciddi bir kuvvet ve Allah'ın alim sıfatını öğrenmede ciddi bir e, gayret gerekiyor. Tabi bu asrımızda imanın temel esaslarına saldırı olmuş, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle İmanlar sarsılmış. İslam ve imanın temellerine dinamitler atılmış. Dolayısıyla onların çok sağlam olması gerekiyor ki bir Müslüman okuduğu bir kitaptan, duyduğu bir fikirden veya aklına, kalbine şeytanın veya nefsinin attığı fikirlerden etkilenmesin ya da onlara rahat bir şekilde cevap verebilsin. İnsanın bünyesi zayıf olunca bir rüzgardan etkilenir ve hastalanır. Ağacın eğer temel dinamikleri yani kökleri eğer çürümüşse bir rüzgar onu yıkabilir. İman da eğer sağlam olmazsa Allah muhafaza. Hele bu asırda çok tehlikeli. Hafazan Allah Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla imanın rükünleri dediğimiz temel inanç esaslarını Risale-i Nur sözler dediği üstadımızın risale i Nur külliyatıdır. Bu külliyatı sağlam bir şekilde okur ve anlayarak inşallah kabul edersek aklımıza gelecek birçok problemin çözümünü bu şekilde bulabilmiş oluruz inşallah. Şimdi bu girişten ve hatırlatmadan sonra birinci suale geçiyor. Birinci sualiniz. Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme idhali ne hikmete mebnidir? E, takriben burada on kadar soru var. Yani görünüşte bir tane gibi ama Hz. Adem cennetten çıkmasa olmaz mıydı? Mesela. En çok sorulan sorudan bir tanesi. İlla dünyaya göndermemiz gerekiyor muydu? Orada böyle bir ortam olsa olmaz mıydı? Madem tekrar cennete gideceğiz o zaman niye gönderildik dünyaya? Orada kalmaya devam etseydik gibi. Yani aklınıza gelecek Hadi diyelim ki cennetten Adem aleyhisselam çıkarıldı, dünyaya gönderildi. Niye herkes tekrar cennete gitmiyor da bir kısmı cehenneme, bir kısmı cennete gidiyor? Dolayısıyla bu sorunun etrafında dönen ne kadar problem, sıkıntı ya da zorluk aklımıza gelen varsa hepsinin elhamdülillah harika bir cevabı burada verilmiş. Dikkatle dinleyelim. Enfes bir cevap ve Allah'ın ne kadar hakim olduğunu, ve Allah'ın ne kadar rahim olduğunu ve Allah'ın bizleri ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anlamış olacağız. Hani melek olsak olmaz mıydı? Akla gelen bir sual. Onun da cevabı var burada. Niye Allah bizi melek gibi böyle günah işlemeyen bir özellikle yaratmadı da günah işleyecek özellikleri de yarattı? Hakikaten insan cevabı okuyunca onlarca sorunun cevabının iki paragrafta nasıl verildiğini göreceğiz inşallah. El cevap hikmeti tavziftir. Yani görevlendirme, vazifelendirme bir memuriyet ile dünyaya gönderilme. Vazife şimdi anlatacak. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki insan bütün terakkiyat-ı beşeriyenin ve bütün istidadatı beşeriyenin inkişaf imbisatları ve mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiye bir aine i camia olması o vazifenin netayicindendir. Risale'nin değişik yerlerinde bu konu uzun anlatılır. Yani insanda bulunan hangi potansiyel özellikler var ki o insan dünyaya gönderilmekle Onda bulunan potansiyel özellikler ortaya çıkmış olsun. Ee, Tabi bunun en güzel anlaşılması dünyada örnekleri var. Üstad Bediüzzaman Kur'an-ı Kerim'de geçen hakikatlerin, Allah'ın bizden istediği esasların e, örneklerinin ve numunelerinin dünyada olduğunu bize anlatır. Uzun uzun, o detaya girmeyeceğim. Mesela bunun en güzel örneği çekirdek ağaçtır. Hiçbir insan çekirdeği ağaç yapmak istiyorsa ambarda bırakmaz. Torbada ve ambarda bırakılan çekirdekler ağaç olmaz. Öyleyse çekirdeğin içinde bulunan potansiyel ağacın çiçeklerin, meyvelerin, tatların, kokuların, renklerin tonlarca, değil mi? Ortaya çıkması için onun ambardan alınıp tarlaya atılması toprağa gömülmesi, hatta üzerinin sıkıştırılması, suyla boğulması ve ciğerinden böyle bir şeyin çıkması gerekiyor, sümbülün. Çatı. E şart mı? Evet efendim. Ve öyle yapıyoruz biz. Peki bunu yapanlara akıllı mı diyoruz, akılsız mı? E akıl diyoruz, hikmetli diyoruz. Ne kadar mantıklı, ne kadar bereketli, ne kadar merhametli bir iş yapmış. Ya e Allahu Teala da cennet ambarından, İnsan çekirdeğinde bulunan potansiyel özelliklerin ortaya çıkması için ama öyle bir tarla tarlaya gönderiyor ki onun için Peygamber Efendimiz dünyaya ahiretin tarlası demiş. mezra. İşte cennetten insanın dünyaya gönderilmesinin esas hikmeti bu. Peki bu insan potansiyelinde neler varmış? Okuyalım bütün terakkiyatı maneviye beşeriyenin buna üstazetleri ulum diyor. Sonra bir de funun var. Bir de esma ilahi aynedarlık var. Ulum aslında bütün manevi ilimler kalbimizi ilgilendiren bütün ilimler buna girer. girer. Allah'a iman etmekten Allah'ın varlığını kabul etmekten ihlaslı amel etmeye varıncaya kadar kalbimizi ilgilendiren bütün ilimler buraya girer enbiyalar, asfiyalar, muhakkikler, müfessirler, bütün onlar oradan çıkmış. Onların ilimleri, ahirete ait ilimler, kalbimize olan bütün ilimler. Bir de aklı ilimler vardır. Bunlar da fünun diyoruz. Fenler, fizik, kimya, biyoloji, matematik. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatı yarattığı bütün ilimler de fenlere girer. Öyleyse Allahu Teala bütün manevi ilimlerle, bütün maddi ilimleri bir de Allahu Teala'nın ne kadar esması varsa kainata tecelli eden hatta etmeyen ne kadar esması varsa tamamının da tecelli ettireceği bir özelliğe sahip. İşte bütün bu güzelliklerin ortaya çıkması için bir imtihan ortamı gerekiyordu. Onun için Allahu Teala o cennetten insanı insan dünyaya gönderdi. Ve onun için insanı böyle özelliklerde yarattı Allahu Teala. Evet. İstidada biz potansiyel diyoruz istidad. Yani bir yumurta bir tavus kuşu potansiyelini taşıyor. O zaman siz bunu belli bir ısı ısı ortamına almanız gerekiyor. Yumurta olarak kalırsa öyle kalıyor ama içinde tavus var. E bunun çıkması için bir ısıya koymak gerekiyor değil mi? Ya tavusun altına oturacaksınız ya da belli bir ısı ortamına koyacaksınız. Ondan sonra içinde potansiyel olarak bulunan tavus ortaya çıkacak. Evet, Allahü Teala bu insan potansiyelinde bulunan özelliklerin ortaya çıkmasını bir ısıya oturtuyor. İşte dünya ortamı bu yani. Evet. Bütün terakkiyatı maneviyeyi beşeriyenin Allah Allah insanlığın bütün manevi terakkisi. Hz. Adem'den kıyamete kadar gelecek insanlığın iki bütün istidadatı beşeriyenin inkişaf imbisatları. Mesela bir insanda istada bakın, kabiliyete bakın. Her yıl, her dört yılda bir fakülte bitirir değil mi insan? Allah ömür verse binlerce yıl bütün yer küresindeki fakültelerin tamamını okuyacak, bitirecek bir potansiyel var insanda. Allah ömür verse her yılda dört, her dört yılda bir fakülte bitirse bir insan bütün ilmleri okuyacak bir potansiyel var. Allah Allah. Yani melek olacak potansiyel de var, hayvan olacak potansiyel de var. Melek geri geçecek özellik de var, hayvanlardan aşağı düşecek özellik de var. E bunun ortaya çıkması lazım. Onun için Allahü Teala insanı dünya. İşte görevlendirme vazife bu. Memur olarak gönderilmesi hikmeti de bu. Bütün hatta mahiyeti insaniyenin bütün esma ilahiye bir aine i camia olması o vazifenin netaicindendir. Yani neticelerindendir dedi. Yoksa demek ki saymaya kalksak kim bilir daha insanın hangi özellikle ortaya çıkıyor? Onun için dünyaya gönderilmiş. E peki gönderilmeseydi, kalsaydı cennette, eğer Hz. Adem cennette kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı. İstidadatı beşeriyye inkişaf etmezdi. Bunun örneklerini bize soruyorlar. Yani ne demek yani melekler yaratıldığından kıyamet kopuncaya kadar Allah'a ibadet ediyorlar, kulluk ediyorlar, hiç terakki etmiyorlar mı? Evet, makamları sabit. Mesela siz elinize bir cam parçası alın. Güneşin karşısında tutun. Ne kadar milyon sene. Güneşten feyiz alır mı? Alır ışısında ışığından, ısısından, renklerinden cıvıl cıvıl. Bir yağmur tanesi kadar çeki şey cam parçası, ayna parçası. Ama büyür mü? Büyümez. Küçülür mü? Küçülmez. Nasılsa öyle. Peki okyanus kadar olsa yine ne büyür ne küçülür. Ama sürekli feyiz alıyor, sürekli ışıklar ama diyelim siz bir yağmur tanesi kadar bir çekirdeğe toprağı atsanız, yine güneşin karşısında bunu bekletseniz, ne çıkar onun içerisinden? Bir çam ağacı, bir çınar ağacı, bir şeftali ağacı, bir elma ağacı ve renkleriyle, tatlarıyla, kokularıyla o çekirdekten çıkacağını tahmin etmeyeceğimiz özelliklerle aynı güneşin karşısında onları Cenab-ı Hak halk edecektir, yaratacaktır. Demek ki melekler Cenab-ı Hakk'a sürekli kulluk eden, onun emrine isyan etme özelliği bulunmayan, ne emredilirse onu yerine getiren nurani varlıklardır. Ama makamları sabittir, terakkileri yoktur. Öyleyse Allahu Teala insanı da cennette kalacak, böyle bir terakki zembere vermeyecek, onun inkişaf etmesini sağlayacak bir ortama göndermeyecek idiyse, o zaman meleklerin sayısını çoğaltırdı Cenab-ı Hak. Niye insan gibi melekten farklı bir varlık yaratsın ki? Demek ki melek tarzı bir ubudiyete zaten ihtiyaç yok. Çünkü onlardan zaten bolca var. Kainatı doldurmuş Allah lebalep. Ha bir hadis-i şerifte parmak basacak yer yok ki orayı bir melek doldurmuş olmasın. öyleyse hikmeten Allahü Teala bu yarattığı varlığı melek cinsinden yapmamalı. Melekten farklı bir varlık yaratmalı. O halde o yarattığı varlığı da cennette tutmamalı. Onun içinde bulunan potansiyel özellikle ortaya çıkacak bir ortama göndermeli. Onun için dünyaya gönderilmiş. <laughs> Elhamdülillah. Hatta halbuki yeknesak makam sahibi olan melaikeler çoktur. O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yoktur. Hatta Hayvan türü de yaratam, yaratmıyor Allah insanı. Çünkü e, aklı olmayan ve mükellef varlıklar olmayan hayvanlar da bolca var. Öyleyse bu yeni yaratılan varlık ne melek cinsinden olmalı, ne hayvan cinsinden olmalı. Ama melekleri geçebilecek bir kapasitede de olabilmeli, hayvanlardan aşağı düşebilecek bir kapasitede olabilmeli. İşte bunun ortaya çıkması için dünya denilen aleme gönderilmiş. Ama dikkat buyurun şu ifadelere. Belki yani aksine, meleklerin aksine, hayvanların aksine hikmeti ilahiye nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muvafık. Bu ne ifade ya? Nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadı. Üstad Hazretleri bunu sözlerde şöyle diyor. İnsan diyor ahseni takvimde yaratıldığı ve ona cami bir istidat verildiği için dikkat buyurun arştan ferşe zerreden şemse esfel-i safilinden alay-ı yani düşünün bir atomdan güneşe kadar, kainatın en küçük parçasından arş dediğimiz evvel, ahir, zahir ve batının halitası olan o arşa kadar, evet, dizilmiş olan makamata, meratibe, derecete, derekata girebilir ve düşebilir bir meydan imtihan atılmış. Yani öyle bir imtihan atılmışız ki, bu kadar sonsuz makamları ya da alçaklıkları gösterebilecek bir özellikte insan. O zaman bu özellikleri gösterebilecek bir ortama atılabilmeli. Nihayetsiz suud, yani yükseklik, sonsuz. Ve nihayetsiz sukut, alçaklığa girebilir ve düşebilir bir imtihana atılmış. Neticeyi i ve acube -i sanat olarak bu aleme gönderilmiş. Hem mahlukatın en mükemmeli, hem de bu yaratılışın sonu ne gibi? Bir ağacın yaratılışının hikmet ve gayesinin meyve olarak ortaya çıkması gibi. Bu insan denilen varlık da kainat ağacının bir özeti olarak en sonunda kainatın en mükemmel, zişur bir meyvesi olarak yaratılmış. İşte bu özelliklere yaratılan bir varlık nasıl bir ortama gitmeli? Hemen cevabını okuyoruz. Ona diyor muvafık bir darı teklifi iktiza ettiği için. Efendim, bilmiyorum ben görmedim Hindistan cevizini yakından. İçinizde görenler var mı? Hindistan cevizi ekeceksiniz. Evet. Ve onu yetiştireceksiniz. Ya onun yetiştiği ortamı buraya getireceksiniz. Ya da siz onun yetiştiği ortama götürüp ekeceksiniz. Bu şartlarda onun yetiştiği ortamı buraya getirebilir misiniz? Getiremez. E o zaman ne yapacağız? O zaman onun çekirdeğini götürüp onun yetiştiği ortama atacağız, değil mi? Erzurumda kaldık biz. Erzurumda portakal yetişmez. E o zaman ne yapacaksınız? Portakalın yetiştiği ortama götürüp portakal çekirdeğini atacaksınız. Allahu Teala hakimdir. Bu insan çekirdeğinde bulunan özellikler hangi toprakta yetişir? Bütün yönleriyle hem isyan etme özelliği olsun, isyan edebilsin. Hem itaat, öyleyse bela, musibet, sıkıntı, keder, şeytan, nefis, öbür taraftan melek, Allah-u Teala inayeti, ikramı, ihsanı, hepsinin olduğu düşmanlıklar, dostluklar, inat, kibir, aklınıza gelen olumlu olumsuz ne kadar özellik varsa insanda, hepsinin ortaya çıkacağı bir toprak lazım buna. E efendim diyorlar dünya niye bu birisi sormuştuk sormuştur. Dünya niye buraya kuruldu da başka bir gezene kurulmadı? E oraya kurulsaydı o zaman soracaktın niye oraya kuruldu buraya kurulmadı diye. Aynı Ha demek ki Allahü Teala nereye kurarsa kursun bu insanda bulunan özelliklerin ortaya çıkacağı bir yer kuracak. Bir toprak yaratacak bu insana. Evet cennette olmaz bu. Cümleyi bir de okuyalım. Gerçekten çok harika. Diyor ki, hikmet-i ilahiye, nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına muvafık, bir dar teklifi iktiza ettiği için, dar teklif, teklif evi, teklif yurdu, teklif memleketi, işte bu dünya. Ona böyle bir güneş lazım. Ona böyle bir gece lazım. Ona böyle bir gündüz lazım. Ona böyle bir beden lazım. Ona böyle bir göz lazım vesaire. E i̇şte bazen mesela bir örnek verelim ki güncelleyelim bu bilgileri. Efendim diyor bana hakaret etti. E ben de ona. E bak sen de ona hakaret etmeyesin diye, onu gösteresin diye Allah hakarete maruz kaldı seni maruz kıldı. Sen diyelim hiç kimse sana hakaret etmedi. Hayatın boyunca. E, hakaret etmeye nasıl mukabel edeceğin, nasıl ortaya çıkacak? Değil mi yani? Senin içinde hakaret edene karşı hakaret edecek misin? Etmeyecek misin? Bunun varlığını Allah nasıl gösterecek? Sana ve etrafındakilere. E, öyle bir ortam. Onun için başımıza ne gelirse gelsin, bu darı teklif imtihanında Bende bulunan nihayetsiz potansiyelin ortaya çıkması için Allah o fırsatı verdi bize. Terakki ettirmek için bizi, kemalata sevk etmek için bizi. Kötülüğümüz aleyhimize değil yani. Allah rahmetinden, lütfundan, kereminden siz diyebilir misiniz ki bu çekirdeği toprağa atan çiftçi yanlış etti çekirdeğe. Zarar verdi çekirdeğe haşa. E haşa bir çekirdeği bile bir bahçıvan mahluk iken, kendisi mahluk iken toprağa çekirdek için, çekirdeğin itirak etmesi için atarsa, haşa Allah mı insan denilen bu en nadide varlığını dünya toprağına atarken insan aleyhine çalışsın, aleyhine yapsın, haşa. Yani bir bahçıvanın yaptığına itimat edelim de, haşa Allah'ın bu sanatına yaptığı faaliyetine, fiiliyeti fiiline itimat etmeyelim mi yani? Niye beni bu dünyaya gönder diyor. Niye beni böyle yarattı? Bak akla gelecek bu kadar suallere bir örnekle, şu kısa açıklamayla ne güzel bir önümüz, ufkumuz açtı değil mi? Aklımız, hayalimiz açtı. Kalbimiz ferahladı, rahatladı elhamdülillah. Onun için bu tür dersleri, bu tür sohbetleri çok yapmamız, çok bir araya gelmemiz ve müzakere etmemiz gerekiyor. Elhamdülillah. İşte bunun için Allahü Teala melaikelerin aksine olarak muktezai fıtratları olan malum günahla cennetten ihraç edildi. E Hz. Adem aleyhisselam cennette niye böyle bir şeye maruz kaldı, durma maruz kaldı? Hani şu ağaca yaklaşmayın diyor Adem babamız Havva annemize. Onlar da bu şeytan sizin en büyük düşmanınızdır diye Allah'ın uyarısını unutuyorlar. Yani şeytanın en büyük düşman olma uyarısını unutmuşlar. Unutunca onun hilesine, kanıyorlar. Ebedi olursunuz, bu, bu cennete ebediyen yani ölümsüz olursunuz diye olan vesvesesine aldanıyorlar. Tabi Allahü Teala onu bir vesile kılacak, dünyaya gönderecek. Ama burada bir incelik var. Demek ki insanın fıtratında günah işleme kabiliyeti var. Melekte var mı? Yok. Hayvanlarda bile bir teklif var mı? Yok. Yok. Ha Allahu Teala bize bir şey öğretiyor. Sizin en büyük düşmanınız şeytandır. Babanızı kandırdı ve sizi cennetten çıkmasına sebep oldu. Bilesiniz ki en büyük düşman ama Adem babanız bu hatasından dolayı tövbe etti. Allah da onun tövbesini kabul etti ve onu affetti. Siz de hasbel beşer. Fıtratınızda olan özelliklerden dolayı günah tarafı tercih eder. Ve günah işlerseniz siz de o şeytanı düşman belleyin ve hatanızı anlayıp tövbe edin. Allah sizi de bağışlasın. Babanız Adem bağışladığı gibi. Evet. Ne kadar çok ibretlik ve güzel bir. Onun için bazı alimler demişler. Yani ne bir, ne hayırlı bir iş ki ne itibariyle. Hz. Adem Aleyhisselam'ın soyundan bin yüz binlerce peygamber milyonlarca asfiya, evliya, muhakkik, müfessir, müştehid, ehli iman değil mi? Böyle şeyler yetişmiş. O şey hata dünyaya gelmeye vesile olmuş. Dolayısıyla insanın fıtratında günah işlemek var. Melek değil. insan hata eder ama bilelim ki Allah hata edenlerin tevbesini inşallah kabul eder. El verir ki hatamızın farkına varalım. Bir daha o hatalara düşmemek üzere kesin olarak azmedelim ve inşallah niyet edelim. Cenab-ı Hak öyle tevbe eden insanların tevbesini kabul ediyor ki bir hadis-i şerifte buyurmuş. Yani günahından gerçekten tevbe eden insanlar o günahı işlememiş gibidir diyor peygamberimiz. Hadis. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tevbe-i nasuh dediğimiz nasuh tevbe edenlerin, tevbelerini kabul edeceğini Hatta onların işledikleri hataları bile sevaba çevirebileceğini müjdeliyor. Evet. Şimdi demek Hz. Adem'in cennetten ihracı şimdi soruya dönelim. Hz. Adem cennetten çıkarılması, dünyaya gönderilmesi neymiş? Aynı hikmet hakimdir Allah, abes iş yapmaz. İki, mahz rahmet. Bu bizim için büyük bir rahmettir. Yoksa çekirdek olarak kalacaktık ambarda. Ya Rabbi sen ne kadar sonsuz rahmet sahibisin. Sen ne kadar sonsuz hikmet sahibisin ki iyi ki bizi cennette bırakmayıp dünyaya göndermişsin ve bu kadar esma ilahi aynı olmayı, bu kadar bizim içimizde bulunan potansiyel özellik ortaya çıkmasını vesile kıldın, rahmetinle lütfettin. Sana sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Evet. Ve bundan memnunuz dememiz lazım. Tabi insanoğlu e, bazı şeyleri değerlendirmede sıkıntı yaşıyor. Ben bir dostumuza dedim. Yani dedim bir kaba saba bir taşı eline almış bir usta çekici sağına soluna vuruyor. Sen sorar mısın usta niye vuruyorsun kardeşim çekici niye zarar şey niye zarar veriyorsun taşa der misin? Yok. Bilirsin ki bu usta bu binanın herhalde antika bir yerine bu sanat bu taş kaba taşı, kaya parçasını sanat eseri olarak estetik değeri olan bir sanat eseri olarak buraya koyacak ve bunu taşın aleyhine yapmadığını bilirsin. İtimat edersin. Bir doktor yatıyorsun önüne atıyor neşteri. Dersin ki bu doktor bunu benim aleyhime yapmıyor mutlaka benim menfaatim yapıyor. Bilmesem de, anlamasam da. Hatta ameliyat yapacağım der, iyi der yatarız. Bilmeyiz de ameliyatını yapacağım. İtimat ediyoruz. Veya bir demir parçasını almış bir demircinin o demir ateşe atıp cayır cayır yakmasına itimat ederiz. Bu demirin lehinedir. İçindeki bütün o zararlı şeyleri öldürüyor. Bir de ona güzel bir şekil verecek. Bir sanat eseri yapacak deriz. E, şimdi ey nefsim, ey kardeşim, ey insan. Sen bu varlıkların, bu insanların ellerini aldıkları bu şeylere hikmetli yapar, onun zararına yapmaz diye itimat ediyorsun da. Niye Allahu Teala'nın hikmetini anlamadığın bazı şeylerde Allah hakimdir, vardır bir hikmeti, beni adam yapmak istiyor diyemiyoruz? Beni kaba kaya parçası olmaktan kainatın en antikasüsü olması olmak olmamı istiyor belki. Kaba Demirci Çarşısı'ndan alıp beni belki çok antika bir estetik değer olan bir sanat eseri yapmak istiyor belki. Ya onun için eğer Allahu Teala'nın bizde icra ettiği bir faaliyetinde biraz problem yaşıyorsak itikat ve iman problemimiz var. Demek Allah itimadımız zayıf. İşte Üstad Hazretleri bu örneklerle bizim itikadımızı güzelleştiriyor. Allah hakkında hüsnü etmemizi sağlıyor. Elhamdülillah. Arkasından diyor ki küffarında cehenneme idihalleri haktır ve adalettir. Biliyorsunuz son iki şıklıydı. Bir, Hz. Adem'in cennetten ihracı ve bir kısım beni Adem'in cehenneme idihalleri ne hikmete mebnidir demişti ya. Ama cennetten Hz. Adem'in çıkışını, hikmetini anladık. Sonra ikinci şıkkı kalıyor. Peki herkes niye cennete dönmüyor da yarısı veya bir kısmı cehenneme gidiyor. Bunun hikmeti ne? Ona şimdi cevap verecek. Kısaca onu da okuyalım inşallah. Evet maşallah. Onuncu sözün üçüncü işaretinde denildiği gibi Çendan kafir az bir ömürde bir günah işlemiş. Hakikaten insanoğlu dünyada bildiği, inandığı, yaptığı şeyleri nasılsa mukayese edemiyor bazen. Allah'ın icraatına yani bilerek bilmeyerek itiraz ediyor veya şüphe ediyor. Veya vesvese ediyor. Bakın, bir adam bir adamı bir kurşunla kaç dakikada vurur? Bir saniye mi? Bir saniye sürer mi tetiğe çekmek? Bir saniye diyelim. Peki kaç yıl ceza veriyorlar? İdam. Hacan doğrusu idam tamam ama hadi neyse idam olmaz. Müebbet hapis veriyorlar değil mi? Ömür boyu hapis. İdam etmemişler mi? Oo çok büyük lütuf. Ya bir adamı bir saniyede öldüren birisine idamı hadi vermediler, müebbet veriyorlar. Allah'ı inkar eden bir adama müebbet hapisi garipsiyorlar. Evet işte bu kadar mı? Halbuki küfür Allah inkar ne kadar cinayetmiş. Şimdi onu anlatacak. Yani bir cinayet işleyen bir adamı bir, 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 bir dakikada, bir saniyede bir ömür boyu hapse atmayı akıl kabul ediyor, mantıklı buluyor. Hatta az görüyor. Bunun idam edilmesi lazım diyor hakiki adalet için. Çünkü cinayetin hakiki cezası onu da öldürmektir. Ta ki adalet olsun. Değil mi yani? Akıl bunu gerekli kılıyor. Kısastır yani. Hakiki adalet. Ama hadi neyse. Lütufta bulunsun. Müebbet hapisi adalettir, haktır, hakkaniyettir diyor. Evet. O zaman bir yıl, kaç yıl, on yıl, yüz yıl, iki yüz yıl gibi görünüşte kısa görünen bir küfür cinayeti nasıl bir cinayettir ki diyor üstadım şimdi izah edecek. Onu ancak ebedi cehennem temizler. Müebbet hapis yani. Mesela birisi müebbet cehennem ebed, müebbet hapisi garipsedi. Niye ya işte? Müebbet hapis. Allahu Teala'nın yok etmemesi insanı, o verdiği hayatı almaması büyük bir lütuf. Müebbet hapse çevirmesi aslında bir lütuftur ya. Şimdi bakalım küfür dediğimiz, burada küfür Allah'a inkar etmek. Yoksa Türkçedeki sövmek anlamındaki küfür değil. Küfür kefere şeyinden gelir. Kafir oradan gelir zaten kafir ismi. Dolayısıyla küfür dediği inkar. Bakın. Az bir ömürde bir günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Yani birkaç dakika da olsa eğer bir adam kafir olarak ölmüşse Allah onun cinayetini sonsuz bir cinayet olarak görüyor. Tabi burada Allahü Teala'nın çok sonsuz rahmetlerini görüyoruz. Bir ömür boyu Allah inkar eden bir insanı Allahu Teala eğer vefat etmeden iman etse ve o iman ile vefat etse Allah o geçmiş ömründeki bütün inkar cinayetini diğer bütün günahlarını, hatalarını siliyor, yok ediyor. Ne büyük rahmet değil mi? Ya nasıl dedi bir tanesi. Nasıl dedi ya anlamıyorum ben bunu. Dedim sizin odanız yüz yıl karanlıkta kalsa, sonra perdeler açıp güneşin ışıklarının içeri girmesini sağlasanız, o yüz yıllık karanlığın izi kalır mı? Vallahi aydınlatamadık. Niye? Birkaç yıl sürecek. Den demezsiniz yani. <laughs> Allah Ampul, elektrik yok. Kesik. Yüz yıl. Sonra verdiniz elektriği. Ne olur? birden parlar. Ya. Önce karanlıkta kalması, karanlık olması ona bir zarar vermez. İman böyle bir şey. Girdi mi o ampule, o odaya her şeyi ışıtır, aydınlatır, güzelleştirir. Öncekiler hepsini onun için diyor Üstad Hazretler, bir insan küfür üzere ölmüşse behemehal öyle gideceği anlaşılır. Yani ona bir milyon sene de ömür verilse o artık küfür üzeri öleceği anlaşılmıştır. Ne gibi? Örnek verelim bir tane. Bir çekirdeğin ağaç olma özelliğini kaybetseniz onu toprağın altına atmakla bir milyon sene bekleseniz yine ağaç olur mu? Olmaz. Evet. Her ne kadar az bir ömürde bir küfür, bir günah, bir cinayet işlemişse de o kafir fakat diyor nihayetsiz bir cinayet var. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir. Ya bir adama hani affedersiniz kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Sen onun bunun çocuğusun desen hakarettir bu. Babasını inkar ediyorsun adamın. Peki sen bu kainatın bütün varlıkları Yaratan zatı inkar edince bütün varlıkların yaratıcısını inkar etmekle varlıklara hakaret etmiş oluyorsun. Sen kainatı yaratan zatın, sonsuz bir zatın mülkü değilsin, mahluku değilsin ya kendi kendine oldun bak. Ya sebepler yaptı ya tabiat yaptı demekle onu yaratan zatı inkar etmekle bütün kainattaki varlıklara Hakaret etmiş oluyorsun diyor. Cinayet yani. Babası, annesi belli olan birisine sen o sözü söylediğin zaman o nasıl bir cinayetse ki çok buna göre basit bir cinayet. Öyleyse kainatın cümleyi bir de okuyalım. Allah'ı inkar etmek bütün kainatı tahkirdir. Kıymetlerini tenzil etmektir. Kıymetlerini tenzil etmek şu demek. Biliyorsunuz bir eser sanatkarına nispet edilerek değer kazanır. Elinize bir tane şey aldınız. Böyle bir bardak. Nedir bu? Dediler ki valla işte İstanbul'da yapılmış. Biz de bundan içiyoruz. Öyle mi? Tamam. Bir, yok yok dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizzat elleriyle yapmış. O göndermiş. Allah Allah. Aynı şeyin durumu değişti. Niye? Sanat Sanat kârına nispet edilerek öyle değil mi? Bazı tablolar var filan adama ait diyorlar, milyonlara satılıyor. Sanat kârına nispet edilir. Şimdi bu sanat Allah'ın eseri dediğinizde değeri sonsuzlaşıyor. Halbuki siz bu sanatı toprak yaptı. Sebepler. Dediğinizde bütün değeri sıfıra iniyor. Onun için diyor küfür. Bütün kainata bir hakaret, tahkir olmakla beraber bir de bütün kainatın o yüksek makamlarından, derecelerinden alçaltıp düşürmek ve kıymetsizleştirmektir. Bütün mahlukat o insandan davacı olacak. Evet. Onun için işlenen cinayet nihayetsizdir vahdaniyete ve bütün masnuatın vahdaniyete şehadetlerine tekziptir. Bütün mahlukat diyor ki bizi yaratan zat vardır, tektir, birdir. O inkar ederek bütün mahlukatın Allah'ın varlığına şahitliklerini yalanlıyorlar. Yalancısın diyorlar. Daha başka ve mevcudat aynelerinde cillileri görünen esma ilahi tezziftir. Bu mahlukat Allah'ın isimlerinin tecelligahıdır, tecellileridir. Öyleyse mahlukatın yaratıcısını inkar ederek o mahlukatta görünen güzellikleri alçaltmış, inkar etmiş oluyorsunuz. Üstad i̇şte bunu Şatır-ı uzun ve detaylı anlatıyor. Mesela bir tanesi diyor ki, Allah sonsuzdur. Esması da sonsuzdur. Allah'ı, isimlerini ve sıfatlarını inkar eden sonsuzu inkar etmiştir. Öyleyse sonsuz bir cinayettir. Sonsuz bir cinayette ancak sonsuz bir ceza ile cezalandırılırsa adalet olur. Öyleyse onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Kahhar Zülcelal'in kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve adalettir. Çünkü nihayetsiz cinayet, nihayetsiz azabı ister. Öyleyse Cennetten çıkarılan insanlar bu özelliklerini yerine getirerek vazifelerini ifa edenler tekrar cennete ağaç olarak dönüyorlar. Meyveleriyle, tatlarıyla, kokularıyla, renkleriyle bu özelliklerini taşıyamayıp çürüyenler ne gibi? Elmas da, kar şey de, kömür de aslı biliyorsunuz karbonmuş. Ama diziş farklılığından dolayı elması evinize götürüyorsunuz, kömürü sobaya atıyorsunuz. Fakat burada bir sır var. Özellikle eşari alimleri biz peygamber göndermediğimiz bir millete, bir kavme azap etmeyiz. Ayet-i kerimesini esas alarak peygamberin kendisi veya peygamberin ümmeti eğer bir topluluğa veya bir kişiye onun peygamber olduğunu ispat etmemişse ve güzel bir şekilde anlatmamışsa o da bundan haberdar olmamışsa bunların cehenneme gitmeyeceğini ve bunların kurtulacağını söylüyor. Demek ki bu itikadi anlayışa göre peygamberimizin peygamberliğinden gerçek anlamda mucizeleri ispat edilerek haberdar olmayanlar buradaki cehenneme ebedi cehenneme gider şeyine girmiyorlar. Bu da Allahü Teala'nın bir ikram ve lütfu olarak hatırlatmış olalım. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتح